deposunun 5'te 4'ü su ile doludur. Bu depoda 80 litre su boşaltılırsa 5'te 2'si dolu kalıyor. Bu su deposunun tamamı kaç litre su almaktadır? Bir su deposunun 5'te 4'ü su ile dolduğu için bu 5'te 4'ünü yani 4'ünü kaplayacağım. Yani dolduğu için 4'ü. Evet. Ne kaplayacaksın? Bisküvi. İkram bisküvisi. Evet, bisküvilerimizi 5'te 4'ünü doldurduk. Su Evet. depomuz, Hazır. evet, su depomuz dolu. 5 parçadan 4 parçası dolu. Evet. Bu Depodan kaç litre boşaltılıyor su? 80 litre su boşaltılıyor. Sonra da 5'te 2'si dolu oluyor. Dolu kalıyor. Bu ikisi de yani bu 5'te 2 iki olması için bu ikisinin 80 80 2 litre. lit 2 parçası 80 litre olarak boşaltılacak. Evet. O zaman ne yapacaksın sen? 80'i ikiye böleceğim. Onu koyacaksın oraya. Tamam. Şuraya Şurada. Peki 2 parçası, 2 eş parçası 80 litre ise bizim önceliğimiz her zaman neydi? Bir bir parçasını parçasını, birim bulmak. kesrini bulmak. Evet. Evet. 80'i 2'ye bölünce ne buldun? 40. O zaman bir parçası 40'sa Her bir parçası 40 olduğu için ne burada da yapıyor? 5 tane olduğu için 40 çarpı 5. Şu Her sıfır bir parçası 40. kapattım. Evet. Şurası 20. Yine sıfırı koydum. O zaman 200 litre led. Evet, 200 litre yaz yanına. Şöyle L Litre. koydum. L. Evet, 200 litre. Peki her bir parçası kaçtı? 40. Yaz o zaman her bir parça eş Böyle parçasına. büyük mü? Evet, 40, 40, 40. Diğer parçaları da al ve 40'ı yaz. Evet. Sınıftaki öğrencilerin 6'da 4'ü kız öğrencidir. Bu sınıfta 42 öğrenci olduğuna göre erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Bize erkekleri soruyor. O zaman ben şöyle şuraya kızlar diyeceğim. Tamam, yok istemedim ama. Ve burası tam buraya kadar burası kızlar olduğu için 6'da 4. yerleştiriyorum. 6'da 4 olduğu için 6 parçadan 4 parçası Kız. kızlar. Evet. Tamam. Burası da erkekler. Diğerleri de geri kalan da erkek. Evet. Şöyle erkekler yazayım. Ve soru işareti bilinmediği için. Neden? Erkekleri sorduğu için, değil mi? Evet. Bize ne istiyor? Erkeklerin sayısını soruyor. Evet. Peki bizim sınıfta kaç kişiymiş? 42 kişi. 42 demek ne demek? Bütünü değil Bütünü mi? soruyor. Bütünü 40, 42 ise bizim neye lazım bize? Bir tane eş parçası Evet, yani lazım. bir tane eş parça bulacağım ilk önce. Yani 42 ile de 6'yı böleceğim. Evet, 6 eş parçaya bölüyorsun 42'yi. Şöyle mi böleyim? Evet, böl. 7. 42'nin içinde 6, 7 kere var. Evet. 6 Ve kere 7'nin burayı 42 çünkü. Evet. evet. Ve Demek ki bir parçası neymiş? 7. Yani her bir Evet. parçası 7 Evet, oluyor. koyalım yerine 7'yi. Her bir parçasını 7'yi yaz. 7'yi yaz. O kalsın. O kalsın. Sen 7'yi yaz. Evet. Şöyle 7. 7 ve 7. Kaç tane 7 var? Biz Bir tane. erkekleri sorduğuna göre 7 nasıl bul? çarpı 2. Aferin. 7 çarpı 2 değil. 7 ta 2 2 tane tane 7. 7. O zaman 2 çarpı 7. Tamam, sonuç aynı ama biz yazarken bunlara dikkat etmeliyiz. İkisinin de sonucu 4 ama sen şimdi yazınca 7 tane 2 gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. 2 tane 7 var. 2 tane 7, 14. Cevap 14. Teşekkürler. Evet, soruyu okuyalım. Göktürk 117 sayfalık kitabın 4 bölü 9'unu okuyor. Göktürk kalan sayfaları günde 5 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? İlk önce 117'yi 9'a böleceğiz. Hemen bölelim. Evet. 1. 2 Niye kalıyor. 9'a böldün peki? Çünkü 117 sayfalık 117 kitabın sayfalık 9 kitabın parçadan 4 parçasını okudu dediği için. için. Evet. Hemen 7 indirince 3, 27, 13. 13 ile de 4'ü çarpacağız. Çünkü 4 tanesini şey Evet, yapmış. bir birim On, parçası bu 13 birim olduğu birim. için 4 parçasını aldığı için 4 ile çarptın.
52 çıkıyor. 117'den Evet. 52 çıkaracağız. 9'da 4'ünü okuduğu için bu okuduğu kitap 52 sayfa okudu. 52 sayfa. 65. Evet. Şimdi ne yapacağız? Sonra 65'i 5'e Neden böleceğiz. 5'e böldüğünü söyle bakayım. Çünkü Geri kalanı. geri kalanını ne kadar da bitirir? Kaç günde bitirir? Evet, her gün 5 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? Onu bulmak için 65'i 5 eş parçaya bölüyoruz. Evet.13. 13 günde 13 günde bitirir. bitirir. 13 günde bitirir. Sekizde 535 olan sayının yarısı kaçtır? Şimdi burası zaten 8 parçadan 5 parçası 135'miş, 135'miş. değil mi? O O zaman zaman ne yapacağız? Buradan anlayabiliyoruz kaça böleceğimizi. evet, Hangi bir tanesini paya mı böleceğiz, paydaya mı böleceğiz? burası payda. O yüzden Pay, paya böleceğiz, paya. paya. Pay yukarıdaydı, değil mi? Evet, unutmuşum. Niye? Çünkü 5 parçası 135'miş. Evet. 5 parçası 135 olduğuna göre önce birim kesri bir parçasını bulacağız. Evet, bir Evet. parçasını bulmak için 135'i 5'e böleceğim. Bölelim. Evet. Sikimleri kaymayı unutmuşum. Evet, koyalım. 5 parçası 8'de 5'i. Evet, bu 5 parçası 135'miş. Bir parçasını bulmak için 135'i 5'e böleceğiz. evet, bölelim. Birin içinde 5 yok. 13'ün içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10 çıkardım. 3 kaldı. 3'ün içinde 5 yok. 5'i aşağı indirdim. 35'in içinde 5 7 kere var. 7 kere 5 35. Çıkardım. 0 kaldı. Yani her bir parçası 27. O zaman sayının bütününü bulabiliriz. Bir Evet. parçası 27 ise kaç parça vardı bizde? 8. O zaman sayıyı bul. 27 çarp 7 tane 27. Ay, 8 8. tane O 27. zaman 8 kere 27. 27'yi 8 ile çarpıyoruz. Evet. Ay. Alt alta çarpabilirsin. Evet. Yedi kere 8 56 50 var 5. 8 kere 2 16 5 daha 21. 216. Ama Sayımız bize 216'ymış. evet. Ama burada yarısını soruyor bize. Evet. Yarısını bulmak için de 216'yı 2 ile böleceğim. İkiye böleceksin 216'yı. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2 2 çıkardım 0. 0'ın içinde 2 olmadığı için 1 aşağı indirdim. 1'in içinde de 2 yok. O yüzden 0'ı koydum. Şimdi 6'yı aşağı indiriyorum. 16'nın içinde 2 8 kere var. 8 kere 2 16 çıkardım 0. Cevap 108. Aferin. Burada onu yazmanı bekledim. Biri indirdin aşağıya. Birin içinde iki olmadığı için birin içinde iki sıfır kere var. Evet. O yüzden oraya sıfır koydun. Ondan sonra altıyı indirdin. 16. Aferin. Unutmamışsın bu bölme işlemini. Teşekkürler. Şimdi o zaman ne zamanı? Bisküvilerini yeme zamanı. Afiyet Evet. olsun. Teşekkür ederim.